Yusuf Kamacı isimli yaşayıcımız sormuş. Abi Antalya'da başıboş sokak köpekleri tarafından kovalandığı için tırın altında kalan ve bacağı parçalanan 9 yaşındaki kız çocuğu hakkında konuşur musun? Çok ilginç bir şekilde, gerçekten çok ilginç bir şekilde muhalif gazetelerde göremedim bu haberi. Belki ben bulamamışımdır. O yüzden sabahtan okuyorum. Acaba bunun içinde şey diyecekler mi? AKP ağzıyla konuşuyor. İşte yandaşların ağzıyla konuşuyor. Yandaş borazanlığı yapıyor kamera kayıtları var olsun yandaş kamerası o. Acaba bir kasıt var mı arkadaşlar? Çünkü bazı muhalif kesim sırf muhaliflik olsun diye sokak hayvanıma dokunma falan diyor ya. Onların bu ideolojisine, onların bu propagandasına ters geldiği için mi acaba görmezden geldiler bu haberi? Çok ilginç lan. Neden yani? Abi trafik kazası yani sonuçta bu. Trafik kazası haberinde neden ideolojimize uymayan trafik kazası diye göstermezsiniz ki? Bilmem belki ben görmemişimdir olabilir. Sabahtan okuyorum o yüzden. Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun çarptığı 9 yaşındaki Mahra için kritik 72 saat. 3,5 saat süren ameliyata alınmış. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mahra'nın sağ bacağının kesilip kesilmeyeceği 72 saat içinde netleşecek. Bacağının kesilme ihtimali var. Ve burada videosu da var. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bu tür haberleri mutlaka videoları olur. Ona dikkat ettiniz değil mi? Yani videosu olmayan köpekten kaçarken araba çarptığı türü haber görmezsiniz. Çünkü düşünecek olursanız araba bile anlamamıştır neden aniden çocuk önüne çıktı diye. Çocuk ölüyor, hayatı kararıyor. Ölüyor yani hayatı bitiyor. Artı sürücünün de hayatı kararıyor. Çünkü sürücü de çok suçu değil. Bir yolda normal hızda gidiyor. Aniden önüne çocuk atlıyor. İki kişinin hayatı kararıyor. Bir de hapse giren adamın ailesi artı çocuğun ailesi. Aslında iki kişinin de değil. Çok kişinin hayatı kararıyor. Ortada kamera görüntüsü yoksa ve bizim görmediğimiz dolayısıyla hiçbir zaman bilemeyeceğimiz, çocuk öldüğü için ya da genç öldüğü için durumu anlatamayacağı, şoförün de olayı görmediği için durumu anlatamayacağı kim bilir ne kadar çok durum var. Bir de onu düşünün. Biliyorsunuz atarlı olduğu için kendisine erkek karın dediğimiz Emin Çapa sevimli dostları bunlar. Belki de bir çocuğun daha hayatını karartacaklar. Daha önceki videolarda bazı görüntüler tartışma konusu oluyordu. Mesela yine sokak köpeği Herhangi birine saldırmıyor. Yolda yürüyor sadece. Bisikletle giden çocuk ama köpekten korkuyor. Orada bir tartışma konusu oluyor. Deniyor ki köpeğin aslında bir suçu yok. Köpek orada yürüyordu. Çocuk köpekten korktu. O yüzden yola çıktı ve maalesef o çocuk öldü mesela. O durumda ama ben diyorum ki o köpekler yine de sokakta başıboş olarak gezmemeli. Çünkü biz köpekleri öldürün, katledin falan demiyoruz ki barınağa götürün orada besleyin. Açık alanları olsun, yani ne kadar çok ormanlık alanımız var. Ne kadar çok açık geniş alanımız var. Köpek cenneti bile yapabilirsin yani. Etrafını kocan çitlerle çevirin. Orada full köpekler yaşasın. İstediğin kadar geniş alan yapabilirsin. Bir sürü geniş alanımız var bizim yani. Götür oraya yap kısırlaştırmanı. Orada yaşasınlar. Alan sıkıntımız yok ki bizim. Ne kadar çok alan var yani. Değiyor mu insanların öldüğüne? Değiyor mu çocukların öldüğüne? Değiyor mu? Çocukların bacaksız kaldığına, sakat kaldığına, hayatı boyunca sakat kalacak belki çocuk. Hayatı boyunca yürüyemeyecek. Bacağı kesilirse hayatı boyunca protez bacakla yaşayacak. Emin Çapa geri getirebilecek mi o bacağı? Emin Çapa tekrar ayağa kaldırabilecek mi o kızı? Bu haberleri seri olarak bu videoları, bu görüntüleri Emin Çapa gibi insanlara yollayın arkadaşlar. Çünkü olay şundan ibaret. Bazı insanlar Emin Çapa'nın olduğunu düşünmüyorum ama bazı insanlar sokak köpeklerinden, köpeklerin sokakta olmasından, hayvanların genel olarak sokakta olmasından para kazanıyorlar. O yüzden de Mama parası topluyorlar, yardım parası topluyorlar. Şu doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Bunu kendi kendinize sorun. Kendi kendinize sorun. Bak hiç kimseye söylemenize gerek yok. Kendi kendinize sorun. Bugün sokak köpekleri sokaktan alınsa ve barınaklara götürülse bazı insanların çok büyük arpalıkları kesilecek. Çok büyük çeşmeleri kesilecek. Doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? Bazı insanların çok ciddi bir şekilde çeşmeleri kesilecek. Muslukları kesilecek. Bu bir. İkinci etapta Belki para yedirdikleri bazı haberciler var bilemiyorum. Üçüncü hiç para yedirmedikleri ama ben muhalifim. Muhalifler de şunu söylüyor. Ben de artı puan toplamam lazım. Muhaliflere sevimli gözükmem lazım Emin Çapa'yı. O kategoride görüyorum mesela. Muhaliflere sevimli gözükmem lazım. Muhalifliğin şanındandır. Onu söylemek zorundayız. Söylemezsek olmaz. İşte dün kadınlar günüydü mesela. Hemen herkes Cem Yılmaz sözleri falan paylaşmış. Kadınlar aslında erkeğin bir üst modelidir. Erkekler aslında müsbet. Ne diyorsun sen ya? Hala kadın mı daha iyi, erkek mi daha iyi kafasında olan insanlar var. Hala onu düşünüyor. Erkek mi daha iyi, kadın mı daha iyi. O yüzden bu arkadaşların beyinlerine işlemiş. Yani ne demiştik? Orta Doğu entelliği, Orta Doğu aydınlığı. Sokak hayvanlarının sokakta kalmasını savunmak zorundayım. Eğer muhalifsem ya da aydınsam. O çocuğun hayatı kararmış. Umurunda mı? Kaçıncı kere çocuklar öldü? Kaçıncı kere çocuklar sakat kaldı? Bu olayın videosu var. Havlaya havlaya yola doğru kovalamış yani bildiğin. Köpek kendi de akıllı ama. Yola doğru kovalıyor kendisi gitmiyor ama Kaldırımda kalıyor köpek yani Tabi bunu da savunacaklar Diyecekler ki işte çocuk da niye köpeğin alanından geçmiş Köpeğin alanından geçersen Bak böyle yaparlar sana Vay be o zaman siz şey de diyorsunuz herhalde Tecavüze uğrayan kadınlar için O kanında o kıyafetle o saatte O mahallede ne işi varmış Efendim demiyor musunuz saçma mı Tepki mi gösteriyorsunuz Az önce söylediğinizi farkı ne Köpeğin suçu yok evet köpek içgüdüsel olarak yapıyor Evet belki köpek aç evet Köpek bir hayvandır. Hayvanların zaten suçu olmaz. İçgüdülerine neyse onu yaparlar. Suçlu sizin gibi dallamaların baskısına boyun eğip o köpekleri orada bırakan bir de şey diyorlar ya sokak hayvanları. Hayvan değil oğlum. Köpek, köpek. Kedilere kim laf ediyor? Kedilerin kesinlikle kısırlaştırılması lazım. O ayrı. Ama kendilerine zarar. İnsanlara zarar değil. Birçok yerde kedilerin hayatı şey gibi kartel denetimi altındaki Meksika mahalleleri gibi. Can pazarı. Görmüştük ki ölü yıkayıcı Orozco diye belgesel. Öyle. İnsanlar ölüyor. Diğerleri yoldan yanından falan geçiyor böyle. Ceset var yol, şeyde yolda. Çocuklar falan merak ediyor. Aa ceset var bakayım nasılmış. Yola kaçıyor kız. Maalesef üstünden tır geçiyor ve babasının söylediği üzere babası o şekilde buluyor ve kızın bacağı paramparça. Bunun hesabını kim verecek? Emin Çap'a verebilecek mi bunun hesabını? Mama dernekleri verebilecek mi? Kesinlikle bakın. Eğer avukatsanız babaya ulaşın o işte ölüm yasası istemiyoruz falan deyip de zorla sokak köpeklerini sokakta bıraktıran ve dolayısıyla da çocuğunun bacağının parçalanmasına sebep olan o derneklere dava açsın. Tazminat davası. Ağzına sıçsın onların, ağzına sıçsın. Bütün bu köpeklerden, sokak köpeklerinden mağdur olan insanların bu derneklere dava açması lazım. Hangi derneklerin bu yasaya karşı geldiği, bu yasaya karşı işte protesto yaptığı, lobi yaptığı, baskılar sonucu köpekler sokakta kalsın diye o geri çektiği ortada. Şu an hala da lobi yapanlar ortada. Bunların hepsine takır takır dava açsınlar abi. Hepsine. Hepsine tazminat davası. Neyse abi bu haberleri bu insanları yollayın. Seri bir şekilde yollayın. Ne diyecekler merak ediyorum. Bence hiçbir şey olmamış gibi cevap bile vermezler bence. Hiçbir şey olmamış gibi davranırlar.